Bu bölümde Python'da liste veri tiplerini inceleyeceğiz. Hatırlanacağı üzere karakter dizilerini yani stringleri anlatırken karakter dizilerinin dizi veri tipinden olduğunu belirtmiştik. Yani bir dizi oluşuyordu. Hatırlarsanız Excel'de çizmiştik. Dizinin ise her bir içerisinde elemanı vardı. Yani indis değerleri vardı. İçerisindeki indislere her bir karakter yerleştirilerek işlem yapılıyordu. Aynı şekilde liste veri tipleri de bir dizi formatındadır. Karakter dizileri her bir karakteri dizinin bir elemanı olarak algılıyordu. Listelerde ise virgülle birbirinden ayrılan her bir veri tipi listenin birer elemanı olabilir. Yani pek çok karakter dizisi, integer, float veri tipinden değişkenler listelerin bir elemanı olabilir. Bir liste içerisindeki elemanlar aynı zamanda string, integer ya da float içerebilir. Sınıfta öğrenci veri kaydı tutmak isteyebiliriz. Mesela her öğrencinin ismini listeye atayabiliriz. Şimdi önceki değişkenlerimizi yani veri tiplerimizi bir hatırlayalım. Bir integer veri tipinden değişken oluşturmak istediğimizde mesela a eşittir 5 diyebilirdik ya da a1 eşittir int şeklinde bir tanımlama yapabilirdik. Ya da diyelim ki float veri tipinden bir değişken oluşturuyoruz. Buna da b1 eşittir. 0.5 diyebiliriz. Ya da b2 eşittir. Float diyebiliriz bu şekilde. Ya da işte string veri tipi yani karakter dizisinden. Buna da c1 diyelim eşittir. İşte tırnak içerisinde bir değer atayabilirdik. Ya da c2 eşittir str diyebiliriz. Şimdi bunların her birinin tipi var. Type fonksiyonuyla bakıyorduk. İşte bakın integer sınıfından bir değişken. Type b1 diyelim. Bu da float'tu. Type c1 diyelim. Bakın bunun da string sınıfından bir değişken olduğunu görüyoruz. Şimdi peki listeler bizim ne işimize yarayacak? Listeler de bunların her birini içerisinde ya da birden fazlasını barındırabilir. E, günlük hayatta kullanırken işlerimizi kolaylaştırmak adına diyelim ki sınıfta 30 öğrenci var. Biz bu 30 öğrencinin isimlerini kaydetmek istiyoruz bir değişkenin içerisine. Şayet string bir değişken içerisinde bunları tutmak isteseydik, isim1 eşittir Ahmet, isim2 eşittir Ayşe şeklinde. Kaç öğrenci varsa bu şekilde string değişkenlerin içine atabiliriz. Ancak bu şekilde kullanım çok da kolay değil. Burada hem değişkenler oluştururken hem bu değişkenleri çağırırken hem de kullanırken ekrana ayrı ayrı yazdırıp işlem yapmak gerekir. Böyle bir durumda çok fazla değişken oluşturmak, e, oluşturma ihtiyacı programın kontrolünü zorlaştıracağı gibi uzun vadede de programın çalışmasını yavaşlatabilir. Bunun için tek bir değişken oluşturarak tüm verileri o değişkene atamak programcı için büyük bir kolaylık sağlar. Liste veri tipleri sayesinde pek çok değeri tek bir değişkenin içerisinde tutabiliriz. Mesela isimler diyelim bakın eşittir. Bakın köşeli parantez oluşturuyorum liste için. Ahmet Vele Nazlı Ayşe diyelim. Bakın birinci değişken, ikinci aslında sıfır indeks, birinci indeks, ikinci indeks, üçüncü indeks şeklinde gidiyor. İsimleri görüntülemek isteyelim. Bakın bu diziye ulaşmış olduk. Köşeli parantez var. İçerisinde de tırnak işaretiyle birlikte pek çok değerin olduğunu görüyoruz. Aslında bu şekilde görünüş itibariyle listeler stringlere benzeyebilir. Stringler gibi indistilenebilir yani indeks değerleri olabilir, indis değerleri olabilir. Parçalama işlemleri yapabiliriz. Stringlerden farklı olarak üzerinde değişiklik yapabiliriz. Ona da birazdan bakalım. Yani bir string tanımladık. Bakın buradaki kelimedeki bir harfi ya da işte sayı varsa sayı ya da özel karakteri değiştireme değiştiremiyoruz. Ancak listelerin böyle bir özelliği var. Şimdi öncelikle liste oluşturma işlemine detaylıca bakalım. Hatırlanacağı üzere burada da gördük. String oluştururken çift tırnak içerisinde integer oluşturmak için sayı şeklinde oluşturuyorduk. Liste oluşturmak için ise bu şekilde köşeli parantez oluşturup içerisine çok fazla değer atayabiliriz. Mesela veri diyelim eşittir köşeli parantez. Bakın mesela bugün günlerden salı olsun. String koyduk. 35 koyduk. 65.7 koyduk. Bakın float. Tekrar bir string koyuyorum. Merhaba dedim. Tekrar bir sayı koyabilirim. Bu şekilde dilediğimiz kadar veriyi ekleyebiliriz içerisine. Çalıştıralım. Şimdi verimize bakalım. Bakın içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman oldu. Peki Python bunun liste olduğunu nereden biliyor? Biz bunun bakın oluştururken köşeli parantez içerisinde oluşturduğumuzdan dolayı Python artık bunun bir liste veri tipi olduğunu biliyor. Bu şekilde oluşturabiliriz. Şöyle oluşturabiliriz. Veri bir eşittir. Boş bir liste oluşturduk. Ya da veri 2 eşittir list fonksiyonuyla bir tane liste oluşturabiliriz. Veri 2'ye bakalım. Bakın boş bir liste döndü. Veri 1'de de aynı şekilde boş bir liste dönecektir. Şimdi type fonksiyonuyla buna bakalım. Type veri 2. Bakın bunun list sınıfından bir klas yani list klasından bir değişken olduğunu söyledi bize. Şimdi listelere indeksleme ve parçalama işlemleri yapabiliriz. Biz bunun benzerini zaten stringlerde görmüştük. Elimizde şöyle bir liste olsun. İçerisindeki elemanlar bakın her birine burada virgülle ayırıyoruz. Bunun indis değerlerine nasıl ulaşırdık? Liste köşeli parantez. Sıfırıncı indisine ulaşmak isteseydim 1 verirdi bize. Bakalım. Liste 5 diyelim. Bu da 6 değerini vermesi gerekir. Çünkü benim indislerim sıfırdan başlıyor. Şayet listede olmayan bir elemanı görüntülemek istersem. Mesela listenin bana 7. elemanını ver dersem. Bakın out of range hatası verdi. Yani bana diyor ki bu girdiğin indis numarasına sahip herhangi bir eleman yok. Liste bu kadar uzun değil şeklinde beni uyarmış oldu. Yine stringlerde olduğu gibi liste elemanlarını sondan başa sıralayabiliriz ya da görüntüleyebiliriz. Liste diyelim. Eksi 1. Bir. Eksi birinci indisinde ne var? Bakın eksi 1 buradan başlıyordu. 0 her zaman bu. Bir her zaman bu. Yani ikinci sıradaki eleman. Eksi 1 de en sondaki elemana karşılık geliyor. Yine benzer olarak sıralama işlemi yapabiliriz. Listenin başlangıç elemanından itibaren 2 2 atlayabiliriz. Liste bakın başlangıçtan sona kadar ikişer ikişer atla. Ya da listenin şöyle tüm elemanlarını da görüntülemek istersek bunu yazabiliriz. Gerçi şöyle bir kullanımda bize aslında listenin tüm elemanlarını verecektir. Burada atlamalı ilerleme yapıyoruz. Biz bunun aynısını stringlerde görmüştük. Hatta listenin elemanlarını tersten sıralayalım. Liste başlangıçtan sona kadar geriye doğru sıralama işlemi yap dedik. Bakın 5 4 3 2 1 şeklinde ya da 6 5 4 3 2 1 şeklinde geldi. Listeler üzerinde çeşitli metotlar uygulayabiliriz. E, burada mesela toplama işlemi yapabiliriz. Elimizde bir liste olsun. Liste 1 diyelim eşittir. 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Liste 2 diyelim eşittir. Buna da 6, 7, 8, 9, 0 diyelim. Şimdi liste 3 eşittir. Liste 1 artı liste 2 diyelim. Çalıştıralım. Liste 3'ümüzü görüntüleyelim. Bakın buradaki toplama işlemi matematikteki toplama işlemine karşılık gelmiyor. Bu iki listeyi ucuca ekleyerek bunların yan yana görüntülenmesini sağlıyor. Şayet ben liste 2'yi başa alsaydım 6, 7, 8, 9, 0 sonra 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bunun artmasını sağlayabilirdi. Aslında biz stringleri de biliyoruz. Stringlerde de böyle bir işlem yapılabileceğini de görmüştük. Buna benzer bir işlem yapmıştık. Yani A stringiyle B stringine bu şekilde toplama işlemiyle bunların yan yana yazılabileceğini görmüştük. Bu yöntemin aynısı listelerde de var. yani toplama işlemi yaptığımızda iki listeyi yan yana birleştirme daha doğrusu ucuca birleştirme işlemi yapılıyor. Ama diyelim ki farklı matematiksel işlemler yapabilir miyiz diye sorabilirsiniz burada mesela ona bakalım. Şimdi listelerimiz var zaten liste 1 diyelim liste 1 çarpı 3 diyelim. Bunun sonucunda da bu liste 1'i yan yana 3 defa daha doğrusu ucuca ekleme metoduyla birleştirme işlemi yapacak. Tabi biz henüz bunu bir değişkene atamadık. Bu sadece bize çıktı vermiş oldu. Şimdi dersin başında ben listenin elemanları üzerinde değişiklik yapılabileceğini söylemiştim. Mesela liste 1'e tekrar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 varmış. Ben liste 1'in 0. indisindeki elemanı değiştirmek istiyorum. Liste 1 sıfır eşittir. Bu birden başlamasını da işte ilk değer 9 olsun istiyorum. Bakın yaptık bunu. Liste 1'e bakalım tekrar. Bakın değiştirdik. Bakın listeler değiştirilebilir özellikle veri tipleridir. Bunun aynısını stringlerde yapamayız. Mesela bakın şöyle yazı eşittir tırnak içerisinde. Merhaba dedim. Bu şekilde bir değişken oluşturdum. E, tabii şu sondaki eşittir olmayacak. Şöyle. Yazının aynı yöntemi uyguluyorum. Sıfırıncı indisindeki elemanı eşittir f ile değiştirelim mesela. Ya da değiştirmek isteyelim. Bakın strict object doesn't not support item assignment. Burada stringlerin içerisindeki elemanların değiştirilemeyeceğini söylüyor. İlla ki bunu değiştirmek isterseniz burada zor metotlar var. Yani bir tane değişken tanımlarsınız. String olarak o f olur. İkinci bizim stringimiz bu birincinin baş harfini ya da tamamını alıp ikincinin birinci indisinden itibaren alıp yani şunun birinci indisinden itibaren alıp ikisine toplama işlemi uygulayabilirsiniz. O zaman da yeni bir string oluşur ancak buradaki yöntemle de artık çok karma karışık bir işlem olmuş olur. Yani sıfırdan oluşturmak biraz daha mantıklı ancak listelerde böyle bir özellik yok. Elemanlarını değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Yine bakın farklı bir elemanını değiştirelim. Liste1'in 3. indisine, liste1'in 3. indisine 0 1 2 3 4'müş. eşittir 12 yapalım. Ya da bir string bir değer atayalım. Merhaba. Liste1. Bakın buraya integer'lardan oluşan bir liste elemanına biz string bir ...değişkeni monte etmiş olduk. Burada kullandığımız yöntemle aslında biz... ...çoklu eleman değiştirme işlemi de yapabiliriz. Mesela benim liste ikim, ikim neydi? 6, 7, 8, 9, 0. Ben şunu diyebilirim. Liste 2... ...köşeli parantez... ...0'dan 2'ye kadar... ...bakın 2 dahil değil, 0. ve 1. indislerini al. Yani şu ikisine eşittir. Bu değerlere köşeli parantez içerisinde ekleyeceğim ya da değiştireceğim. 1 ve 2 olarak değiştir diyorum. Liste ekim neymiş şu anda? Bakın 1, 2, 8, 9, 0. Hadi gelin bunları da değiştirelim. Liste 2'nin 0, 1, 2'den 3, 4, 5'e kadar. Bakın 5'i almayacak burada. Tekrar kontrol edelim. 0, 1, 2, 3, 4'ü almayacak. 5 yok zaten. 4'e kadar. Değiştir. Ne ile değiştir bunlara? Ee, biz burada 8 ile 9'u değiştireceğimiz için 3 ve 4 yazabiliriz. Liste 2'ye bakalım artık. Bakın gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 0 şeklinde elemanlar buraya yerleşmiş oldu. Yani birden fazla elemanı değiştirmiş olduk. Şimdi listelerin bazı özel metodları var. Bunlara bakalım. Listelere ait metotlar. E, bu tabi stringlerde yok. Listeye bir eleman ekleyebiliriz. Nasıl yapacağız? Şimdi iki tanesini ucuca birleştirebiliyorduk ama daha mantıklı, daha bir kolay yolu var. Buna bakalım ya da elemanlarını silmek isteyebiliriz. Bunları inceleyebiliriz. Şimdi benim listem liste 2 zaten 0, 1, 2, 3, 4, 0'dı. Liste nokta append append ekleme işlemi yapıyor. En sona ekleme işlemi yapıyor. Diyorum ki bu listeye 9 değerini de ekle diyorum. Tabi bu listeye değil liste 2'ye olacak. Enter'a bastım. Liste 2'ye baktığım zaman bakın 0, 1, 2, 3, 4 e, pardon 1, 2, 3, 4, 0 ve 9 elemanların olduğunu gördüm. Bu append metodu listenin sonuna ekleme işlemi yapıyor. Liste 2 nokta append diyelim ki nasılsın? Tabi şurada şey eklemeyi unuttuk. Tırnağı hemen düzeltelim. Tırnağı ekledik. Liste 2 dedik. Bakın bunu da eklemiş oldu. Append metoduyla biz en sona bir tane eleman ekleme işlemi yapabiliriz. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Biz acaba append metoduyla 4-5 tane değer ekleyebilir miyiz? Buna müsaade etmez. Sadece tek bir değer ekleyebilirsiniz. Append metodu içerisine tek bir parametre alır. Mesela 7,8 dersen bakın iki tane sen argüman vermek istiyorsun ama ben tek değer alabilirim şeklinde bizi uyarmış oldu. Peki eleman eklemeyi gördük. Elemanı nasıl sileceğiz? Şimdi burada del metodunu kullanacağız. Del metoduyla listede hangi indisi silmek istiyorsak onun indis numarasını yazacağız. Del liste 2'nin bakalım liste 2'de ne vardı? Şu vardı. Bu nasılsın? Burada sırıtmış. 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 numaralı indisine sahip eleman. Burası köşeli parantezde normal parantez olacak. Diyorum ki 6. indisinde hangi değer varsa bunu sil. Ee, tekrar bakalım. Şöyle yapacağız tabi. Köşeli parantez. alt. Evet. Şimdi liste ikimize tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki nasılsın ifadesini biz listeden atmış olduk. Şimdi append metoduyla sona ekliyorduk. Del metoduyla istediğimiz indise sahip değeri siliyorduk ama ben bu araya bir eleman ekleyemez miyim? Bakın 1, 2, 3, 4, 0, 9 şeklinde gidiyor burası. Liste 2'ye tekrar bakalım şöyle. Ben buraya Mesela 4'ün yanına bir eleman ekleyebilir miyim? Bunun için de insert metodunu kullanmam lazım. Liste 2 insert. Sonrasında parantez. Kaç numaralı indisi eklemek istiyorum? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Dördüncü indisi eklemek istiyorum. Birinci parametrem bu. İkinci parametrem de buraya eklemek istediğim değer liste 2'ye bakalım. Bakın hangi indise eklemek istiyorsanız o araya sıkıştırma işlemi yapıyor. Dördüncüye eklemek istiyorsanız dördüncüye ekleyip sonrasını sağa doğru kaydırma işlemi yaparak listeye yeni eleman ekleme işlemi yapabilirsiniz. Son olarak bir parametre daha var. Listenin elemanlarını sınıflayabiliriz mesela. Listemiz var bizim şu şekilde. Bakın değerler biraz karışmış. Hatta daha da karışık olabilir de. Burada sort metodunu kullanarak listemizi sı sıralayabiliriz. Liste 2 nokta sort parantez açıp kapatıyoruz. Enter dedik. Liste 2'ye baktık. Bakın burada sıfırdan sıralama işlemi yaptığı gibi bunları da listeye ekleme yani uygulama işlemi yaptı. Şimdi bizim mesela şurada bir listemiz vardı isim listesi. Bunu tekrar alalım. Aşağıda çalıştıralım. Aynı bu sort işlemini de isimler üzerinde yapalım. İsimler nokta sort parantez açtık kapattık. İsimlere tekrar bakıyorum. Evet sort metodunun da kullanımı bu şekilde. Aslında bu listelerin çok fazla metodu var. Yalnız biz burada bu kadar görmemiz şimdi için Hani şu an için yeterli. Daha fazlası kafa karıştırıcı olabilir. Şayet daha fazla fonksiyon ne işe yarar şeklinde düşünürseniz bunlara bakalım. İnternetten arayabilirsiniz. Mesela şöyle dir list yani dir fonksiyonuyla birlikte bize diyoruz ki liste veri tipinin alabileceği parametreleri sırala diyoruz. Bakın şöyle baktığımız zaman pek çok parametresi varmış. Biz bunlardan işte append, delete'i vesaireyi kullanmış olduk. Bakın burada sort metodunu kullandık, append metodunu kullandık, delete metodunu kullandık. Bu şekilde bakın pop metodu var mesela. Bu da eleman siliyor. Bunları görmüş olduk. Detaylarını da internetten araştırıp inceleyebilirsiniz.